3, 2, 1. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben İlknur. Bugün sizlere bir ürün inceleme videosuyla, evet doğru söyledim, ürün inceleme videosuyla geldim. Altımda kazak, altımda şort, üstümde kazak var. Neyse, şimdi böyle bir set aldım. Size şimdi o setin tek tek göstereceğim. Bir set, şampuan seti, tuzsuz şampuan diye geçiyor. Daily Perfection diye bir marka var. Bu markanın böyle 1, 2, 3 ve 4. Bunu bilerek böyle bıraktım. Çünkü size ne kadar korunaklı geldiğini göstermek için ve zaten onu hiç kullanmadım. Diğerlerini kullandım. Tek tek ne işe yaradıklarını ve ne vaat ettiğini ve neli olduklarını. Hepsinin çünkü bir şeyi var. Mesela bu pamuk sütü ve buğday proteini. Hepsinin ortak özelliği keratin, biyotin, B7 içerip tuz içermemesi. Onun haricinde hepsinin ayrı ayrı işlevleri var. O ikisini denedim. Şunu denemedim çünkü ben böyle mentolü şampuanları falan pek sevmiyorum. O yüzden onu denemedim ama önce isterseniz fiyatına ve bunu açarken nasıl işte paketlendiğine falan gidelim. Şimdi ilk geldiğinde şunun gibi. Dörtlü setini normalde herhalde her biri 22 lira falan. Dörtlü seti indirime girdi 2 günlerine. Ben o zaman 28 lirayım, 30 lirayım öyle bir şey aldım bu dörtlü. Her biri 250'şer milim. Şimdi şöyle geliyor. Dördü bir arada. Dediğim gibi 30 liraya falan aldı işte. Gayet 250 milim şampuan için gayet iyi bir fiyattı. Çok da denemek istiyordum. Tuz içermediği için. Artık tamamen tuzlu şampuan kullanıyorum artık saçlarım da uzuyorken. Bozmak istemiyorum bu şeyi. Çok zor. İnanılmaz paketlemişler yani. Niye bu kadar? Neyse iyi yapmışlar zaten de. Bunu da açtık. İşte böyle birazcık zor. Şimdi bu hışır hışır sesten bir şey duyamazsınız ki. Ve bitti. Bak. İyi ki yapmışlar çünkü kapak mesela açıldı. Gördünüz mü? İyi ki böyle yapmışlar yani. Yoksa lambur lambur döküle döküle gelirdi. İlk önce ilk kullanmaya başladığımla yorumlamaya başlayalım. O da pamuk sütü ve buğday proteini. Bu nemlendirici bakım diye geçiyor. Şimdi arkasında mesela şöyle şeyler yazıyor. Diyor ki saçlarda oluşan yıpranma ve kırılmaların önüne geçer. Saç köklerini besler, güçlendirir, canlandırır, hasar görmüş saç uçlarını onarır. Saçlardaki matlık ve kabarmayı azaltır. Saçların daha dolgun ve parlak görünmesini sağlar. 4 farklı içeriğin 4'ünün de ortak şeylerinden bir tanesi saç dökülmesini azaltması üzerine. Saç dökülmesini önlemeye yardımcı olur. Hepsinde bu yazıyor. Okumuştum evet. Hepsinde ilaveten sodyum ve klorür içermez yazıyor. Koparak dökülmelere karşı yazıyor. Evet hepsinin ortak şeyleri bunlar. Koparak dökülmelere karşı saç dökülmesini önleyici ve sodyum klorür içermiyor ekstradan. Pamuk sütü ve buğday proteinine gelecek olursam inanılmaz kokuyor öncelikle. Şöyle yapıp daha rahat koklayayım. Çok güzel kokuyor. Ben bu aralar pamuk sütüne sardım. Neden olduğunu bilmediğim şekilde. Çok ferah ve böyle bana yazı anımsatan bir kokusu var. O yüzden çok güzel. Tertemiz. Saçlarınızda da inanılmaz güzel kalıyor kokusu. Düzleştirmeme rağmen mesela şu anda şey var. Kokusu var. Sonra bayağı saçları uzattığı söyleniyor. Uzattığı ve gerçekten dökülmeyi durdurduğu söyleniyor. Ben o yüzden ilk önce buna başladım. Ve elektriklenme inanılmaz aldığına dair. Ha bir de şöyle bir şey var. Mesela ben bunu kullandıktan sonra saç kremi kullanmıyorum artık. Öyle de bir şey var. Çünkü saçlarım yumuşacık. Gerçekten güzel. Yani bu acaba yaptığım o diğer yağlı bakımdan mı, bu şampuandan mı onu bilmiyorum. Ama gayet güzel bir etkisi var. Baksana hiç ne bir yağ ne bir krem hiçbir şey yok. Mesela duştan sonra bugün düzleştirdim bile yani. Mat olması gerekiyor değil mi? Hiç öyle bir şey yok saçımda. Çörek otu yağı olan çok hızlı saç uzattığı söyleniyor. Ve şey çok güzel onardığını söylüyorlar. Bunda elektriklenmeye karşı yazıyor. Bunda da yıpranma ve kırılmaya karşı dayanıklılık yazıyor. Yine aynı şeyler yazıyor. Matlık ve kabarmayı azaltır. Kabarık saçları söyleyemedim. Onu azaltır. Sonra geliyoruz çam terebentin olanı. Çam terebentin olan da çok hızlı saç uzatıyor. Ya bence bu şampuanların
Yani hangisini alırsanız alın, en büyük şeyi saç uzatması ve saç dökülmesiyle ilgili. Yani ilk amaçları bu. Saç dökülmesini durdurmak, saçı sağlıklı bir şekilde uzatmak. Bu da mesela kepeğe karşı. Ha, içlerinde işte şuradan anlıyorsunuz. Tam şurada. Bak şimdi şurada göreceksiniz. Tam şurada hepsinin asıl istendiği etkisi yazıyor. Mesela bunun en büyük şeyi düzenli kullanımda bu kepeğe karşı net. Ve aynı zamanda saç uzatıyor. Saç işte dökülmelerini azaltıyor falan diye. Bunda işte elektriklenme, bunda da yıpranma ve kırılma. Bakalım mentollü olan neymiş. Mentollü olanı sanırım babama vereceğim. Çünkü erkeklere daha uygun gibi geliyor ve ben o kadar böyle mentol şeyini sevmiyorum kafamda. Mesela Head & Shoulders'ın var ya, o falan çok kötü oluyorum onda. Sevmiyorum o hissi. Diyor ki ferahlatıcı etki tüm saç tipleri için. Bunların hepsi bu arada tüm saç tipleri için. Saçlarınızın yaklaşık şöyle bir bilgi var. Hemen size en başından okuyayım bak. Burada hepsinin aynısı yazıyor. Daily Perfection tuz içermeyen özel formülüyle tüm saç tipleri için geliştirilmiş onarıcı saç bakım şampuanıdır. Bunların kremleri de var bu arada. Pamuk sütü olanınkini gördüm ben. Şu pamuk sütü ve buğday proteini olanınkini gördüm. O da böyle büyük. Bunların o fiyatları da çok iyi. Zaten ben aldığım şeyin kendi internet sitesinden aldım. Onun linkini aşağıya bırakırım. Oradan da girip bakabilirsiniz. Diyor ki saçlarınızın yaklaşık %72'si keratin proteinidir. Keratin ile formüle edilmiş Daily Perfection saçlarınıza bakım yaparak güçlenmesine yardımcı olur. İçerindeki mentol ve nane ekstratı saç derisinin ferahlamasını. Bu sadece ferahlatıcı etki için. Bence bunu erkekler seviyor ya, severler diye düşünüyorum. İlaveten sodyum klor içermez. Saç dökülmesini önlemeye yardımcı olur. Bunun en büyük şeyi sadece ferahlatmak için. Bunun şeyi o. Olayı o. Ama diğerlerinde yine söylediğim gibi ayrı ayrı şeyleri var. Yine sormak istediğiniz şeyler olursa sorabilirsiniz. Ekstradan merak ettiniz. İçeriğiyle falan ilgili zaten aslında internete yazdığınızda çıkıyor. Veya Daily Perfection içeriği yazdığınızda tık 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 çıkıyor. Benim gözüme çarpan şeylerden bir tanesi şu. İçinde ne yok biliyor musunuz? Şimdi saç dökülmesini önlüyor diyor ya. Saç dökülmesinin olmamasını istiyorsanız, yani kullandığınız şampuan saç dökülmesine iyi gelmesini istiyorsanız, içerisinde dimetikon diye bir madde var. O dimetikon maddesinin olmaması gerekiyor. Eğer şampuan içinde dimetikon varsa saçınızı istediği kadar burada saçı dökülmesine önleyici yazsın. O madde saçı döküyor. Ben hepsine tek tek baktım. Ben yalnız. Ben hepsine baktım. Hiçbirinde dimetikon yazmıyor. İnşallah gözüm karışıp yanlış okumuyorumdur. Ama hiçbirinde dimetikon falan yazmıyor. O yüzden nedense daha çok inanarak, zaten almadan önce içeriği yazmıştım ve ona göre bakıp sipariş vermiştim. O yüzden daha da inanıyorum işe yarayacağına. Benim genel olarak hissiyatım çok güzel temizlediği tuzsuz şampuan demesine rağmen, şurada bir şey var ya, acıdı ki saat. Tuzsuz şampuan demesine rağmen inanılmaz güzel temizlediği ve köpürdüğü. Hani tuzsuz şampuanların klasik bir şeyi var ya, hani köpürmüyor. Ne kadar koyarsan koy, ne kadar böyle hani fış 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 temizlersen temizle, bir türlü temizlemiyormuş gibi his oluyor ya bizde, klasik. Ama o yok. Tamamen çok güzel bir şekilde böyle köpüre köpüre yıkıyor ve hemen anında böyle, ben o hissi çok seviyorum. Siz de seviyorsanız bu şampuan güzel. Gıcır gıcır böyle temiz, mesela bulaşıklarda olur ya böyle kıyır kıyır bir ses gibi, böyle onun gibi bir şey işte. Yani saçlarımda da tertemiz olduğunu hissedebiliyorum. Umarım verdiğim bilgiler yeterlidir. Bu şampuanlar hakkında, kremini kullanmadım. Kremi hakkında eğer bilginiz varsa yazabilirsiniz. Ama genel olarak yorumlarda şampuanları kullandıktan sonra kreme ihtiyaç duyulmadığı yönünde, ki ben de öyle söyledim. Kreme ihtiyaç duymuyorum. Ama kremini kullananlar varsa onlar da yoruma yazabilirler. Bu kadar. Ekstra sormak istediğiniz şeyler varsa onları da sorabilirsiniz. Seve seve cevaplarım. Bir de şunların kokusunu söyleyeyim mi sadece? Bu bildiğiniz çam terebentin gibi kokuyor. Çam terebentinin kokusunu biliyorsanız eğer, İmran arkadan geçiyor da yağ şeklinde böyle, onun kokusunu biliyorsanız o tam çam derebentin gibi kokuyor. Bu yağ gibi kokmuyor da. Bu ne gibi kokuyor biliyor musunuz? İmaj. Bu ne gibi kokuyor? Gel bak bakayım. Sen bilirsin. Böyle bir ilaç gibi kokuyor sanki. Yok şey, Dove'un falan böyle şey kremleri olur ya. El sabunu gibi, el kremi gibi bir tuhaf bir kokusu var. Ama buldum. Böyle Migros'un falan şeyi var ya. Kendi markası. Okyanus Ferah'ı mı ne? Hı. O. Neli ki? Bu.
Çörek otu ya. Çörek evet otu evet o şey hayır çörek otu ya kokmuyor. Çörek otu ya böyle değil. Dolapta var istiyorsan kokla. Hayır o şey gibi kokuyor. Okyanus şarandığı falan derler ya. Ya böyle çirkin bir şey kokuyor yani. Çok güzel bir kokusu yok. Bilmiyorum saçta kalmaya da bilir de. Ama böyle şey gibi değil. Bak bunun gibi değil. Gel bak ne kadar güzel kokuyor mis. Aynı bence. Bu birazcık daha şey şekerli hayır, gibi. Hayır saçmalama. O zaman bunu kokla bakalım aynı mı? Birazcık burnum. Birazcık burnunu dinlendiriyor. Şeye benziyor ya. Erkek vücut şeyine. Değil mi? Losyon gibi. Mentolü zaten. Tıraş sonrası losyon. Aynen gerçekten bu öyle. Tıraş sonrası losyonlar gibi kokuyor. Nivea'nın değil mi o? Böyle çık çık çık. Onlar gibi kokuyor. Ama hepsinde olan bir şey söyleyeyim mi? Deodorant veyahut da şey rolon kokusuna benzer bir koku var. Hepsinde. Bu nasıl? Bu sanırım şeyden kaynaklı. Hepsinde keratin, biyotin ve B7 var. O yüzden. Yani hepsinde fix yani. Deodorant sıktıktan sonra havada kalan bir koku olur ya ama boğmadığını düşün. O kokudan var hepsinde. Teşekkürler kokladı gitti. Yorumları böyleydi. Şimdi videoyu burada kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben şeyin sözünü vermiştim. Onu da söyleyeyim. Geçen haftaki yayınladığım İzmir vlogundan sonra dedim ki annemin dolaplarını boyadığımız vlog gelecek. Ama o günden beri inanılmaz kar yağıyor. Yani annemlerin yaşadığı yere Manisa'ya daha yakın bir yerdiler. Orada yaşadıkları için çok çok kar yağıyor. Biz Urla'dayız zaten. Urla'da inanılmaz bir yağmur var. O yüzden bu haftalık onu erteledik çünkü hava çok soğuk. Yani evde boya yapılıp işte cam kapı açılacak durumda değil. O yüzden onu erteledik. O yüzden de bu video var. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım birazcık da olsa fikir alabilmiştir. Çünkü ben tuzsuz şampuan ararken çok böyle videolar izledim ve çok hani aradım. Kim neyi öneriyor, nasıl, memnun mu falan diye. Şunu da unutmayın. Herkesin saç tipi, saç yapısı veya yediği, içtiği, vücudu her şey çok farklı. Bende bu kadar iyi sonuç alıyorsa sizde olmayabilir. Bunu da göz önünde bulundurun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni ve şunu bırakayım. Beni ve kanalımı sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Yorum atmayı, beğenmeyi falan filan unutmayın. Sizi seviyorum. Öpüyorum. Hoşçakalın.